ürünler var. Burada bayanlara yine hitaben gözlükler var. Bu gözlükler sadece kış, yaz aylarında kullanılmıyor. Kış aylarında da insanların tercih edebileceği ürünler yer alıyor. Evet, burada yine uzun zamandır Avangars mağazasında çalışan ve sonra ayrılan ve Avangars için tasarım yapmakta bulunan bir arkadaşımız. Sizi tanıyalım. Ben Sinan Erkaya. Evet. Avangart için elimden gelen her türlü tasarım ve her gün sürekli yeni tasarımlar. Siz ne tasarımlar yapıyorsunuz peki? Gömlek, tişört, deri mont, kazak. Bunları yaptırıp imal ettiriyorsunuz. Evet, sonra önce tasarlayıp kendi gözümüzle, kendi tarzımızla gördükten sonra bunları adetli bir şekilde Avangart markasıyla tasarlayıp üretime sokuyoruz. Evet. Peki, teşekkür ederim. Şöyle devam edelim. Evet, burada gördüğünüz üzere sürekli Avangars'a mal geliyor ve bu mallar depodan çıkıp raflardaki yerlerini alıyorlar. Şimdi bu Avangars mağazasının yeni açılan bir bölümü burası. Daha önce burası yoktu. Avangars mağazası burayı da satın aldı. Burayı da burada da ürünlerini satıyor. Hemen buraya gelir. Burada hummalı bir çalışma var. Bu çalışma içerisinde en çok görev alan hummalı çalışmalarını çekiyor. Sen onu merak etme. Erol Bey. Evet, Erol Bey'i de yanımıza alalım. Lambalar çok karışıyor. Yani. Erol Bey, siz Avangars mağazasında ne kadardır çalışıyorsunuz? Kaç yıldır görev yapıyorsunuz? 10 yıldır. Evet, bu bölümü yine siz dekorunu organize ediyorsunuz. Yaklaşık burası da bir 60 metrekare. Var mı burası? 60 metrekare bölüm olarak. Burada da yine yukarıda gördüğünüz ürünlerin benzerleri ve tamamen farklı çizgiler var. Mesela burada bir bayan pardüsü var. Gerçekten bayan pardüsü olarak güzel bir ürün. Mesela bunun fiyatı ne kadar Erol Bey? 75 lira gibi bir ürün. Bu mağazalarda bulacağınız ürünler yaklaşık, yani kendi mağazalarında bulunan ürünler 250-300 lira değerindeki ürünler. Burada yine bir güzel bir şapka var. Yine bayanlara hitaben. Ama bir göstermek amaçlı ben takıyorum. Gayet şık ve güzel bir şapka. Buradaki ürünleri yine görmeye devam edelim. Özellikle gençlerin tercih ettiği bu şapkaya ne diyoruz? Şapka türüne ne diyoruz biz buna? Bere. Evet, bere. Bu berelerde yine ne kadar fiyatlar? 5 lira. 5 lira gibi. 5 lira gibi çok komik fiyat olarak karşımıza çıkıyor bu ürünler. Burada yine özellikle bayanların tercih edebileceği çok güzel, gördüğünüz gibi, şapkalarda yer alıyor. Evet, Avangars'ı bir de şu açıdan görelim. Burası bir Galatasaray iş merkezi, Galatasaray pasajı. Tamamen pasaj girişinden itibaren şu bölümden tamamen bu bölümü görebiliriz. Bu bölümde gayet geniş bir çapta satış oluyor. Pasajın girişinden itibaren. Evet. Avangars'ın neresi? Evet. Yine biraz önce gösterdiğimiz gibi Avangars mağazasının kendine has logosunun yer aldığı bu bere de burada satılıyor. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sevgili Avangars izleyicileri, burada satın aldığınız kot pantolonları veya herhangi bir ürünü burada anında yaptırabiliyorsunuz. Yani burada yine bu pasajın içerisinde yer alan bir terzi atölyesi var. Bu terzi atölyesinde ürünler kolaylıkla tamiri ve satma, boyutlatma, genişletme gibi yerler de mümkün. Hemen takip edin beni. Burada iç çamaşırların da yer aldığı bir bölüm var. Ayrıca ayakkabılık bölümünde. Yukarıda görmüş olduğunuz oduncu gömlekleri burada değişik
modelleri var ama burada fiyatlar daha uygun. 20 lira gibi bu ürünler burada bulabiliyorsunuz. Yani burada giyinmek gerçekten çok uygun ve ucuz fiyatlara yer alıyor. Evet. Burada da yukarıda gördüğünüz kotlarla ilgili hemen buradaki satıcı arkadaştan da bilgi alalım. Siz burada kot bölümüne bakıyorsunuz. Evet. İsminiz? Cihan. Cihan, mesela şu anda görmüş olduğunuz, askıda görmüş olduğunuz kotların fiyatları kaç parayla kaç para arasında değişiyor? 35 lira sabit fiyat. Evet, biraz önce yukarıda gördüğümüz kotlar 55 lirayken burada 35 liraya birden düşebiliyor. Ayrıca burada yine kotlarınıza takabileceğiniz çok güzel değişik kemerler yer alıyor. Burada kotlar gerçekten iyi. Bayan kotlarımız 25 lira. Evet, bayan kotlar da var burada. Onlar da var. Herkesime hitap eden çeşitlerimiz. Hemen gel bakalım yanıma sen. Hemen gel. Sen ne kadardır çalışıyorsun burada? Ben burada yaklaşık bir aydır çalışıyorum. Bir aydır çalışıyorsun, evet. Ve yeni katıldın Avangars ailesine, evet. Yanılmıyorsam. Nasıl? Mutlu musun burada çalışmaktan? Çok mutluyum gayet. İstanbul'a geldiğimde yaklaşık 2 ay oldu ama gerçekten... Evet. Burada kendini de yetiştirebiliyorsun aynı zamanda. Evet, aynen. Yani kendi bir satış becerine... Evet. Çünkü evet çok sevgili... Çok kısa zamanda... Evet. Kat edebiliyorsunuz. Evet, sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi burada burası bir okul gibi aynı zamanda. Aynen, gerçekten bir okul gibi. Okul gibi satışta. Evet, satışta olsun. Öğreniyorsun, evet. Her türlü konu öğreniyorsun. Evet. Bünyesinde çok bölüm olduğu için. Evet. Sadece bir bölüm üstüne, evet. Değil, her şeyi öğrenebiliyorsun. Burada ki ürünlerin mesela fiyatları ne kadar? Onlar 15 lira. 15 lira gibi burada ürünler var. Yukarıdaki kotun, biraz önce gösterdiği çizgili kotun kapris tarzı şeyi. Ve bu ürün de gerçekten çok kaliteli. Çok kumaş gerçekten çok iyi. Artık toplum tekstil ürünlerini nereden alabileceğini çok iyi biliyor. Evet, şimdi sevgili Avangars izleyicileri, Avangars mağazasının kurucusu Sayın Yalçın Avcı'yı yanıma davet edeyim. Ben, siz gelin buyurun. Buyurun siz gelin buyurun. Öncelikle kendisi benim 12 yıllık arkadaşım ve uzun zamandır, ben 12 yıl önce buraya geldiğimde çok küçük bir mağazada yere alıyordu. Fakat bugün çok büyük, yaklaşık 400 metrekare alanda hizmet veriyor. Yalçın kardeşim uzun zaman oldu ve uzun zamandır gerçekten çok güzel, tamam Yalçın esprili bir arkadaşımız ama şimdi çok ciddi bir şey konuşuyoruz. Ben biliyorum onu. 10 yılı aşkındır burada çalışıyorsun, hizmet veriyorsun. Evet. O zaman belki 3 elemanla başladın. Şu anda belki 15-20... 15 yok da, evet. Part-time falan 10, evet. 10 civarlarında. 10 civarında çalışanı var, arkadaşlar var burada ve hepsi çok güzel ürünler satıyor. Evet. Mağazayı gezdik, depolamasından tutturun, satışına tutturun. Yani bütün her şeyi yer alıyor ve ürünler de burada ön planda. Evet. Tekstil piyasasında tutunmak gerçekten çok zor ama siz çok iyi bir denge sağlamışsınız ve bu ürünleri burada satarak topluma hizmet veriyorsunuz. Evet. Bunu bize bir anlatır mısınız? Nasıl yapıyorsunuz? Son yıllarda bildiğiniz gibi global kriz çok trend oldu. Bu trendin içinde bizim de oldukça hayata tutunmamız çoğu herkes gibi bizim de çok zor ama işte elimizden geleni yapıyoruz. Sloganımız şu: çok kar değil, kaliteli ve çok az karla ürünleri satma projemiz. Yıllardır, son 15 yıldır böyle devam ediyor. Sürüme önem veriyorsunuz. Sürüme yöneldik. Kaliteli ürün satıyorsunuz. Evet. Kar marjınız da gerçekten çok düşük. Vallahi ben müşterilerle empati... Bazen ben burada şahit oluyorum. Evet. Hatta geliş fiyatının altında da ürün satarak malı eritmeye çalışıyorsunuz. Evet, empati yapıyoruz müşterilerle. Ben en çok uyguna bir pantolon almak isterim. Uyguna bir mont almak isterim. Hem kaliteli olsun hem de uygun olsun isterim. Kendi istediklerimi, müşterileri de öyle istediğini düşünerek işte dediğiniz gibi 25'e ve 35'e yeri geliyor 5 milyon cin dünya markası ürünleri satıyoruz. Bunu da bir şekilde bahane oluşturup
daha uyguna satıyoruz bir şekilde ama yani evet. Ne olursa hiç parası olmayan birisi geldiği zaman şey diyoruz işte veya az parası olan birisi geldiği zaman bir şekilde şey diyoruz, evet diyoruz, çok güzel oldu bak bunlar indirime girmemiş bile olmuş olsa indirime gir deyip ona bir şekilde ürün veriyoruz. Yani bu mağazadan gelen herkes elinde bir poşetle güzel bir alışverişle egosunu ve kendi alma egosunu tatmin etmiş olarak ayrılıyorlar. Evet, Avangars'ı biraz önce konuştuğumuz üzere burada bir sürekli çalışan sayısı değişiyor, gidiyor, geliyor. Ama biz yukarıda bir şey öğrendik. Evet. Burada çalışıp da ayrılan insanlar bile memnuniyetle ayrılıyorlar. Evet. O bizim o çok güzel bir şey, bir yapı. Evet. Ayrıca burası da bir okul gibi. Biz burada aslında şöyle söyleyeyim. İstiklal Caddesi'nin Taksim'den aşağı yürüyerek gelsen, yolda karşılaştığın 100 kişinin 80 kişisi çalışmamış bile olsa bir şekilde burayı biliyordur. Özellikle yeni nesil ve yeni jenerasyon %30'u da burada çalışmıştır bir şekilde. Yani bazen şey diyorlar, ya Yalçın abi diyor, biz burada çalışalım ama para bile istemiyoruz diyorlar. Çünkü buranın enerjisi, elektriği, yeni insanlar, değişik farklı insanlar tanıyoruz. Biz tabii öyle kesinlikle kabul etmiyoruz. Ya herkes buraya gelen otururken yarım saat sonra bir çay içiyorlar. Bir çaydan sonra abi biz burada çalışabilir miyiz diyorlar. Yani. Biz tabii olmuyor da tabii ki arkadaş oluyoruz. Buraya gelen insanların %90'ı arkadaş. Evet. Kaldı ki burada bir kere çalışmış olan birisi asla başka yerde çalışamıyor. Çünkü buradaki buradaki pozitif enerji insanları pozitif yönde etkiliyor. Zaman zaman sürprizler de yapıyorsunuz. Siz tabii müşteri ürünlerinize yönelik sürprizler yapıyorsunuz. Mesela 15 liralık bir ürün alıyor ama yanında bir 5 liralık bir çorap veriyor. Yok bazen valla 500 milyonluk bir şey bile veriyorum. 10 liralık bir şey alana. Yani böyle bir hediye şeyimiz şey var. Mesela avize verdim geçenlerde. Antika bir avize verdim. Baktım çok güzel böyle bir şeyin Little Big'in mi? Little Big. Veya başka bir markanın tasarımcıları topluca geziyorlar İstanbul'da, Beyoğlu'nda nerelerde ne var ne yok diye. Evet. İşte bir tane çok güzel bir avize gördüler benim koleksiyonum içinden. Dedi çok güzel, İngilizce anlatıyorlar tabii bunu. Ben de hemen köfteyi çaktım, hemen çok beğendiler, bayıldılar. Ben dedim ki bunu size hediye edebilirim. İnanamadılar. Onlar düşünürlerken ben paket yaptırdım, ellerine verdim. Gerçekten. Bunun gibi çok şey yapıyoruz tabii ki. Yani. Biz burada müşteriden aldığımızı giden müşteriye geri veriyoruz. Evet. Sonuçta bizim bu politikamız, buradan ayrılan herkes pozitif enerjiyle, pozitif duygularla ayrılsın evet. istiyoruz. Tabii evet. bazen bunun bokunu çıkaran arkadaşlarımız da oluyor. Onlara yine bu üzmemeye çalışıyoruz ama söylüyoruz tabii. Peki, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim Celal Bey. Sağ başarılar. Olun.